ölümünde babam ölmüş gibi oldum ben. O kadar üzüldüm. Onun yerine kimse gelemez ki. Çok büyük bir matemdi Atatürk'ün kaybımız. Ve büyük acı, onu kaybetmenin büyük acısını hissetti bütün millet. Birden bir haber dolaştı, Atatürk öldü diye. Ve herkes ağlamaya başladı. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Biz sahipsiz kaldık diye düşündük yani. Hüzün içinde olmayan kimse yoktu ki. Yani Atatürk öldüğü zaman eyvah sonumuz geldi diye bir duygu vardı yani. Yani bu anlatılmaz. Atatürk'ü anlatmak zor. Çok kötü bir gündü. Böyle müthiş bir sessizlik içinde yalnız toparlanan tefeklinin sesi duyuluyor. Kenarda kışkıran insanlar Atatürk öyle olacaktı. Başka türlü bir şeydi Atatürk. Böyle bir sevgi, böyle bir tutku bilemezsiniz Türklerde. Karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Ona büyük hayranlık duyardık çocukluğumuzda. Mustafa Kemal hakikaten bizim en büyük idolümüzdü. Atatürk'ü çok severdik. Onun muhakkak yani muvaffak olacağına inanıyorduk. Atatürk'ün bütün inkılaplarına bayılıyorduk, seviyorduk. Daha hür olduk. Zihin açıklığı geldi hepimize. Biz o zamanlar Atatürk'ün ya ölmeyecek gibi görürdük yani. Zaten genç adam. Atatürk böyle başımızdan hiç eksik olmayacak. Yani ölebileceği aklımıza gelmezdi. Bütün halk, bütün çevrende olanlar, bütün gençler hepimiz Atatürkçüydük ya. Atatürk'ü istemeyen, sevmeyen insana ben rastlamadım yani. ...1926 yılında veya 27'ye yakın bir dönemde Mustafa Kemal Tokat'a geldi. Ben de 4 yaşındaydım. Elimden babam tuttu, ilkokula da gitmiyordum. 4 yaşında, 4,5 yaşındaydım. Ve büyük bir balkonda Mustafa Kemal'i gördüm. İkinci defa 1935 yılında Nişantaşı'nda 15. ilkokulun 5. sınıfındaydık. Elimizde kağıt bayraklar aldılar. Ve Şişli Terakki yani Işık Lisesi'nin önünde açık arabada Şeyhin Şah'la birlikte geçmekte olan Mustafa Kemal'e bayraklarımızla selamlayacaktık. Efendim, dışarınızı güzel gördük efendim. Büyük hasretle ve durum samimiyetle. Çok nasıl biz ki o mülakat günle
mağlup olmuş bulunuyoruz. Öğretmenlerimiz başımızda. Fakat o hepimizi görür gibi oldu. Ve bayraklarla onu elini böyle sallamıyor. El sallama yok Mustafa Kemal'de. Böyle bakıyor bize ve hepimiz sonradan tartıştık. Bana baktı dedik. Halbuki hepimizi görmüş idi. Batı'da asırlardan beri demokrasiye beşiklik etmiş İngiltere'nin kralı 8. Edward, Atatürk'e hayran olduğu için bu büyük adamla tanışmak, modern Türkiye'yi görmek ve bilhassa doğuda kendisine güvenilir bir dost kazanmak üzere 4 Eylül 1936'da İstanbul'a geldi. Onu ben gördüm de İngiltere kralı gelmişti. Ben de Dolmabahçe'den piyano dersime gidiyordum. Bir de baktım Atatürk İngiltere kralıyla, Edward'la. Böyle açık arabada, hiç ne polis var ne bir şey, o gayet rahat. Geçtiler önümden, İngiliz sefaretine gittiler herhalde. Yahut bilmiyorum, Pera Palas'a. Ondan sonra o kadar güzel bir manzaraydı ki, o Atatürk anlatıyor habire. O da böyle sopa gibi durmuş, dinliyordu Atatürk'ü. Atatürk'ün lisemizi ziyaret ettiğini haber verdik. Onu da çok sevinçle karşıladık. Keşke biz de orada olabilmiş olduk. Ve şansımız vardı ki 6. sınıfa geçtiğimiz vakit Atatürk 3. defa lisemizi ziyaret etti. Onu Galatasaray'ın bahçesinde, giriş bahçesinde karşıladık. Ve ondan sonra lisemizin sınıfları ziyaret etti. Ve bizim için büyük bir bayramdı Atatürk'ün lisemizi ziyareti. Gazi'den sonra geldik biz. Yani benim zamanım Atatürk zamanı. Çok mühim. Ve en önemli şey de ben dilsizim. Misafir olarak geliyor bizim eve, büyük babama. Çene çalar derken büyük babam gizlice Atatürk'ün, Mustafa Kemal diyoruz tabii biz, ekmeğini çalıyor. Acele bana yediriyorlar. Çünkü bir daha susmamışım. Hep öyle derler. Ha. Gazi'nin ekmeği yaptı bu kadını böyle diye. Babam falan. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutluna kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet Bayramı'na gidelim dedim kardeşimle beraber, Atatürk'ü görelim. Kalktık o zaman, böyle ipodrom diye bir yer vardı, at yarış yeri. Orada tribünler kurulurdu. Atatürk de oraya gelirdi. Geçit resmi o tribünlerde önünde yapılırdı. Biz de gittik, o bütün Ankara akın halinde akıyor tribünlere. Tribünün önünden geçiyoruz. Ya gözüm Atatürk yarıyor. Atatürk böyle müthiş keskin bakışları var. Bakıyor. Ben irkildim, bana bakıyor zannettim falan. Ve doyamadım. Arkadan bir daha dolaştık. Hadi bir daha geçeyim. Bir daha geçtik. Yine böyle bakınca galiba dedim tanıdı geçen seferden. Sen demin geçmemiş miydin diyecektin gibi. Ya hayal yani, böyle bir şey kafamdan geçti. Müthiş insanlığı. Tabii Atatürk'ün oradaki konuşması bütün Ankara'da hoparlörler kurulmuştu. Atatürk'ün konuşmasını veriyordu. Her taraf bayraklarla donanmıştı. Müthiş bir 10. yıl şenliği yaşadık. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. İlk hatırladığım Atatürk'ün heykeli. Biz Ankara'da oturuyorduk. Ben herhalde 4-5 yaşlarında falan olacağım. Evimiz Ulus Meydanı'ndaydı.
ve Atatürk'ün heykeli vardır orada. Atatürk'ün heykelinin önünden geçerken Atatürk'e böyle asker selamı veriyordum. Kim söyledi onu hatırlamıyorum. Herhalde ya anneannem söyledi ya babam annem söyledi bir telkin. Ama şimdi bu biraz fazla naif çocuksu bir şey tabii gibi görünse de pek yadırganmazdı. Yani hatta annem babam bunu böyle biraz memnuniyetle söylerlerdi. Eve misafir gelirler teyzeler, amcalar, benim teyze amca dediğim kimseler. Altan Atatürk'e selam veriyor, selamla geçiyor önünden falan deyince bana aferin derlerdi hepsi. Şimdi bu çocuklara kadar sirayet eden bir Atatürk saygısı aslında vardı. Cihangir'den koşa 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 aşağı inerdik. Aşağı yola, deniz kenarına. Tramvaylar o zaman çok dolu. Başka bir şey yok. Tramvaylar geliyor, önümüzden geçiyor. Eminönü'ne gidiyor, dönüyor. Tekrar geçiyor. Biz kolejde oturuyoruz. Anadolu'ya gideceğiz. Koşa koşa aşağı ineriz, bekleriz. Eminönü'ne kadar tramvaya bineriz. Aynı tramvayla döneriz ve bebeğe gideriz. Düşünün. Çok eğlenirdik. Ama dönerken tabii Dolmabahçe'nin önünden geçiyorsunuz. Batman biraz yavaşlar. Biletçi koşaraktan gider. Şimdi hala duruyor o büyük kapı. O büyük kapının üstünde bir beyaz kağıt asılı olurdu. Gider ona bakar gelir. İyi iyi uyumuş. İyi uyumuş. Herkes bağırır. Gazi. Gazi iyi uyumuş dün gece. Oraya yazanlar. Çok öksürüyormuş gelir. Ne? Herkes başlar öksürmeye. Bana da geldi. Yok benimki gibi belki öksürüyor falan diye böyle bir. Başka türlü bir şeydi canım. Atatürk. Atatürk değil de bizim için Gazi. Sonra Gazi çok kötüledi. Hep ondan okuyoruz falan. Gidemez olduk okula falan. Gidemiyoruz. Herkes iniyor ağlıyor ağlıyor evine dönüyor. Dokuzuncu sınıftaydım, 1938'de. Demek ki 15 yaşındaydım. İzci olmuştum, daha 1-2 ay oluyordu Galatasaray'da. İzciler tabii Ankara'ya gidiyorlardı Cumhuriyet Bayramı için. Ben atladım bunu sene, ben de gideceğim dedim. Ve Ankara'da Atatürk'ü görürüz. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda tribüne gelir. Ben 5 sene sonra yeniden Atatürk'ü görürüm diye heyecanla gittim Ankara'ya, değil mi? Ve Ankara'ya gelirken de yapıp arkadaşlarla trende konuşuyoruz. Atatürk gelir mi gelmez mi? Ama gelir diyoruz nasıl olsa. Yani ölümle şu an değil ki bu gelir. Yani ümidimiz var. Ve son dakikaya kadar o sabah yine bekliyorduk Atatürk'ü. Törene gidiyoruz. Atatürk mutlaka tribünde olacaktır diyor. Olmaz. Celal Bayar da tribünde olur. Tabii düş kırıklığı oldu hepimiz için. Ve ümidimizi kestik yani. Yani ümidimizi kestik ama öleceğini düşünmüyorduk. Hasta gelemiyor falan böyle. Ölümü katiye koydum diyoruz yani. Ondan sonra artık sağlık haberlerini dinlemeye başladık. Ve sağlık haberleri çok endişe verici oluyordu. Doktor raporları yayınlanıyordu. Yani hepimiz heyecanla takip ediyorduk. İnşallah bir şey olmaz falan diye. Ama sonunda günlük raporlar yayınlanmaya başladı. O daha karartıcıydı.
hastalık haberleri geliyor olsa bile buna fazla inanılmıyordu. Yani Atatürk'ün öleceğine. Bizim evdekiler de inanmıyordu. Yani atlatır bunu gibi bir güven var ona. Fazla güven. Babam tabii daha memur devlet dairesine gidiyor geliyor. O biraz daha endişeli gibiydi belki. Fakat bize hiç hissettirmiyorlardı. Okulda da öyleydi. 8 Kasım 1938'de Atatürk'ün sağlık durumu hakkında yayınlanan 9. bildiride hastalığının normal seyrinden çıkarak sıhhatinin yeniden ciddiyet kesbettiği bildiriliyordu. Biz Mustafa Kemal'in hasta olduğunu 1938'in 8 Kasım'ından önce öğrenmiştik. Ve iki kişinin arasında yürüyebiliyordu ancak. Örneğin bir büyük elçinin itimatnamesini iki kişi arasında yürüyerek alıp okudu. Bunu da filmde görmüştük. Çünkü Mustafa Kemal'le ilgili sinema öncesi haberlerde hep onu yakından tanımış olduk. Reis Cumhur Atatürk'ün umumi hallerinde vehamet dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 Perşembe günü saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Biz o gün naaile İstanbul'a iniyorduk, Yakacık'ta evimiz vardı, İstanbul'a iniyoruz. Araba vapuruna geldik, bir de baktık sarayın bayrağı inmiş yarıya. Yarıya inmiş, herkes böyle şaşkın falan böyle. Biz bindik şeye, araba vapuruna İstanbul'da indik, evin önüne doğru gideceğiz. Biz arabayla ilerledikçe bütün bayraklar iniyor yarıya. Biz ilerledikçe o kadar enteresandı ki. Yani hiç o manzarayı unutmam. O gün Türkçe dersimiz vardı. Türkçe hocamız Saadet Oktar diye bir hanımefendiydi. İşte müfessirimiz yani kıdemli ödevleri aldı götürdü vermi. Ödevleri getirdim hocam. Ne ödevi dedi, sırası mı şimdi onun dedi. Atatürk öldü, haberiniz yok mu dedi. Ve ağlamasına devam etti. Biz Atatürk'ün ölümünü okulda böyle duyduk. Birden bir haber dolaştı, Atatürk öldü diye. Ve herkes ağlamaya başladı. Öğretmenler başta, bütün çocuklar öyle. Matem havası, sonradan matem sözünü sonradan öğrendik. Ama öyle bir... birçok ağlayanın bulunduğu bir manzara. Okulun bahçesindeyiz hepimiz. Sonra bir süre sonra dediler ki herkes evine gitsin. Bugün yok artık okul. Gönderdiler. Eve gittim. Evde de herkes ağlıyor. Gelenler gidenler bütün komşular birbirine gidiyor. Gidiyor geliyor. Böyle öğrendik yavaş yavaş. Bir gün sınıftaydı galiba. Fransızca dersi vardı. Lascombe diye bir adam vardı, onun dersiydi. Haber duyulmuştu ve sınıfa kadar haber geldi. Nereden geldi, malim abileri falan söylediler galiba. Lascombe dersi kesti. Atatürk'ün öldüğünü öğrendim dedi. Adam yani ağlamaklıydı. Hepimiz ayağa kalktık. Ondan sonra dersi terk etti. Sınıf dağıldı, hepimiz dışarıda toplandık. Yani o gün bütün Beyoğlu'na çıktık. Beyoğlu'nda millet ağlıyordu. Yani hatırlıyorum. Beyoğlu'nda o zaman çoğunluk da azınlıklar vardı. Yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, hatta İtalyanlar falan. Görüyorduk kadınları falan, öğrenciler. Bütün okullar da almıştı herhalde. O sabah oluyor, bu öğün oluyor herhalde. Ve herkes ellerinde mendil falan böyle. Kıyamet koptu ayol. Konuşma yok. Herkes ağlıyor. Erkekler de ağlıyor, kızlar da ağlıyor. Kapıcı da ağlıyor, şoför de ağlıyor. Garson da ağlıyor, sen de ağlıyorsun. Atatürk başka bir şey. Gazi. Kurtarmış adam bizi.
Çöpçü sokağın çömizlerken oranın Atatürk'üydü. Öğretmen dershanede onun Atatürk'üydü. Bizim o 120 kilo ağırlığında bir ilkokul hocam vardı, Belkıs hocanın. Böyle yürüdüğü zaman, bastığı zaman okul sallanırdı. Bir esas duruşu geçirip, bir şükürler söylerken böyle damarları çıkardı, öyle bağıra bağıra söylerdi. Biz öyle yani, o ruhla yetiştik. Yüreğinden kopan bir sesle atasının bıraktığı eşsiz mirasa, onun cumhuriyetine, onun inkılaplarına, onun kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık kalmaya, vatanın toprağına canını, istiklaline kanını vermeye, şerefleri, gençlikleri, namusları ve Türklükleri namına and içtiler. Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmenimizdi. Ve ertesi gün sınıfa geldi Nihat Sami Banarlı. Anılarınızı bir kısa kağıtta yazınız dedi. Faruk Dursunoğlu yanımda oturuyordu. İlkokulun son sınıfındaydık 1938. O da yazmıştı tek bir cümle. Oku dedi. Aman efendim ben tek bir cümle yazabildim. Bittiyse oku dedi. Ayağa kalktı. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Nihat Sami mendilini çıkardı, gözyaşını sildi. Çok güzel olmuş dedi, sınıfı terk etti. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Büyük şefin cenazesi huzurunda İstanbul halkının son ihtiram geçidi 3 gün 3 gece sürdü. Hıçkırıklarını saklayamayan bu halk kütlesinin matemli yüzlerinde asil bir ıstırabın gölgesi vardı. Arka arkaya gidiyorsun. Öyle tek tek değil. 3-4 kişi beraber, 3-4 kişi önde, 3-4 kişi arkada. Nasıl olsa ya, ana baba günü. Mesela Beşiktaş'tan itibaren halk şeye giriyor, kuyruğa giriyor. Dolmabahçe'ye giriyorlar. Yürüyorsunuz Dolmabahçe'de, içeri giriyorsunuz. 3-4 kişi böyle yan yana. Ana kapı açık. İçeri giriyorsun, tabut duruyor. Al diye o halıların üstünden geçiyorsun. Tavaf diyorlar ona. Atatürk'ün etrafından geçip çıkıyorsun. Nasıl bir ağlamalar. Başka türlü bir aşk. Herkes ağlıyordu, biliyor musunuz? Bütün millet. Yani ben böyle bir şey taahhüt edemiyorum yani bütün milletin ağladığını. O günleri hatırlıyorum. İlhamsız herkes bir matemdeydi Atatürk'ü kaybetmekte dolayısıyla. Çünkü büyük bir önderimizi kaybetmiş. Büyük bir inkılapçımızı, büyük bir kumandan değil. Aynı zamanda medeniyet ufkunu, milletimize medeniyet ufkunu atan bir kimseyi kaybetmiştik. Büyük atanın huzurunda güçlükle muhafaza edilebilen hıçkırıklar, salır sel gibi burada derin hıçkırıklarla sarsılarak atasına ağlıyordu.
Vallahi çok kalabalıktı. Ama bize yolu açtılar. Talebe geldi diye, talebe işte mektep şeyi açtılar ve gayet rahat girdik. Çok kalabalıktı ama bir taraftan halk geliyor şey. Ama çok müntazamdı. Çok müntazamdı. Hiç gayet şey, disiplinli oldu ikinci günü. Biz ikinci günü müdürümüzle birlikte bütün Kabataş orta ve lise kısmı Dolmabahçe Sarayı'na gittik. Yürüyerek gittik. Yol boyunca da şarkılar söyledik. Böyle ve o büyük salona girdik. İki tane subay kılıçlarını da uzatmışlardı. Dündük. Orada kimimiz okuduk. Yani Fatiha'yı okuduk. Ve bir 10 dakika eğildik. Mustafa Kemal'in yatakta bizlere bakan bakışları altında. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yalkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Bir top arabasına bindirildi ve ağır ağır geldi Babali'den. Biz o şeye takıldık. Okul olarak da takıldık o cenazeye. Dolmabahçe'den kalktı tabut ve saray burnuna geldi. Böyle müthiş bir sessizlik içinde. Yalnız top arabanın tekerleğinin sesi duyuruyor. Hıçkıran insanlar. Kimse de ses yok. Atatürk öyle yolcu ettik. Öyle bir uğultu ki yani anlatamam nasıl bir rüzgar gibi geldi o uğultu. Atatürk'ler böyle gittiler şeye Yavuz'un vapuruna. Hüngür hüngür ağlıyor. 20-30 kişi öldü ayol şeyden kalabalıkta. Müthiş bir şeydi. Memleket yasak girdi çok bu kadar. Çok büyük bir saygı içinde Atatürk'ün geçiniz diye. Herkes saygı, çok büyük saygı gösterdi bütün millet. Yalnız matem içinde büyük bir saygı gösterdi. Ve büyük acı onu kaybetmenin büyük acısını hissetti bütün millet. Bütün İstanbul gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş atasını, ulu önderini Ankara'ya uğurluyordu. Gülhane Parkı rıhtımından alınan tabut, Zafer torpidosuna konularak Yavuz zırhlısına nakledildi. Adı önlerinde müttefik ve dost bayrakları taşıyan gemiler istiri içinde durdular. Biraz sonra da ağır ağır Yavuz'un önünden bayraklarını indirerek geçtiler. Bu ve uzak Avrupa milletlerinin deniz üstünde
Atatürk'e son selamı oldu. Öğretmenlerimiz hazır olmamızı istedi. Dershane bahçesine biz gündüzden geldik. Çok güzel bir havaydı. Fakat gece karanlık basıncaya kadar bekledik. Çok kalabalıktı tabii. Bütün İzmit halkı o civardaydı. Saray bahçesi, Atatürk heykelinin oradaki kısım tamamen doluydu. Sırf Atatürk'ün naaşını görebilmek için. İzmit adeta deniz kenarına inmişti her tarafta. Müthiş bir kalabalık vardı ve herkes ağlıyordu. Tren çok yavaş hareket ettiği için gayet net görebildik Atatürk'ün olduğu vagonu, naaşının olduğu vagonu. Başında generaller tazim duruşundaydılar. Büyük bayraklarla donanmıştı tren. Makinenin ön kısımları defne dallarıyla donanmıştı. Ve tren önümüzden zaman zaman da zaten halk trenin önüne çıktı. Durmak durumunda kaldı tren. Ve trene kondu. Trene akşam olmuştu artık. Akşamüstü de bütün köylüler, şehirliler falan hep meşalelerle geçirdiler onu. Sabaha kadar hangi şehirden geçiyorsa orada böyle meşalelerle karşıladılar onu. 20 Kasım sabahı Ankara Garı. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydular. Bu sırada başkent onu 101 pare top atışı ile selamlıyordu. Büyük Millet Meclisi'nin önüne konulan katafalka tabut yerleştirildi. İşte yavaş yavaş önüne yaklaştık. İşte uzaktan yaklaştıkça ne kadar görkemli olduğu daha iyi görülüyor. Böyle yüksek bir yerlere bayrak asılmış. Tabutun etrafında yüksek rütbeli askerler nöbet tutuyor. Kılıçlarını çekmişler, kılıç da tutuluyor. Orada ilk defa gördüm o manzarayı. Sonra tabii herkes ağlıyor, bizimkiler de öyle. Çocuklar, tabii büyükler de öyle. Gözler kırmızı en azından. Yani ağlamamayı becerebilen büyüklerin de gözleri kırmızı ve biraz çıkırıyorlar, o da duyuluyor. Şimdi bile yani hatırlarken bir böyle şey yapıyorum, heyecanlanıyorum ya, öyle bir şey, hava. Babam, her saat arkamızda dolaşan baba. Atatürk'ün muvakkat kabri her 10 Kasım'da bütün milletin ziyaretgahı olmuştu. Atanın muazzez naaşı ona layık bir anıt, onun büyüklüğüyle bağdaşabilecek bir kabir tamamlanıncaya kadar geçici olarak Etnografya Müzesi'nde kaldı. Etnografya Müzesi'ne sonra işte götürüldü. Orada da epey kaldı. Anıt kabrin yapılması ta 1953'te yani 15 yıl sonra gerçekleşti. Oradan kaldırılıp Etnografya Müzesi'nden yeni anıt kabre götürülmesini gazeteci olarak izledim ben. O da hatırımda. O zaman işte toprağa kavuşmuş olduğu için o da önemli bir tören sayılıyordu. Büyük bir aşktı. Çok. Çok. Gitti. Genç gitti. Yani bir daha öyle birisi başımıza gelir mi bilmiyorum. Allah'ın lütfu herhalde idi.
Öyle hatırlıyorum. Sonra yani babam ölmüş gibi hissettim. O kadar büyük bir boşluk. O kadar büyük bir boşluk. O boşluk hiçbir zaman dolmadı. Hiçbir zaman.